Evet, yine bir başka arımızdayız. Bakalım bunun durumu nedir? Bu da yine güçlü arılarımızdanmış. Karıştırmayacağım arkadaşlar. Bakın iki yemlik koymuşum. Zaten kışlık pozisyonunu vermişim. Buradan baktığımda da bal durumu ortada. Nüfus çok güzel. Şüpheli bir durum yok. Ben şimdi bir kek atacağım. O kekle oyalansın. Bunun keke meke ihtiyacı yok. Yanlış anlamayın. Yedirmişiz, içirmişiz. Bakın böyle güçlü arıları güçlü besliyorum arkadaşlar. Çift yemlik koyuyorum. İki yemlikli birden beslediğim arılar var böyle. Beslemezsem bu arılar nüfus eksiltir arkadaşlar. Yiyecek ki yavru yapsın. Yavru yapsın ki nüfus eksiltmesin. Kırılan arının, ölen arının yerine yeni arı doğsun. Bol yiyecekle kayıpsız çıkarsın. Şimdi bazı inanışlar var. Çok yem verirsen yok efendim kuluçka sahasını kapatır mapatır. Ben de diyorum ki sen çok yem ver, çok yavru yapsın. Benim mantığım da öyle çalışıyor. Şimdi buna ne yapacağız? Bol bol yedireceğimiz arılardan biri. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bakın bu tip arılardan korkun. Kış kaybı bunlar aç kalırsa bir anda giderler arkadaşlar, hiç anlamazsınız vallahi. Kekin şöyle ortasını kesiyorum. Kekin markasına bakmayın. Reklam falan yapmıyoruz. Öyle arıcıda bunu bulabildim. Tavsiye etti, aldım. Şimdi böyle ortasını açıyorum bu tip güçlü arılara. Bakın dumanı yiyince bize içeri kaçan bir arı. Sakin bir arı. Bu da yine bu yıl güzel bal veren bir arımdı. Öyle hatırlıyorum. Hadi kızım geç, çık şuradan, çıkın, ezilmeyin. Böyle ona bir kek yatırdık. Hop. Yesin kekini. Baksın keyfine burada burada. Yani her arıyı karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Bu arada hiçbir şüpheli durum yok. Zaten bir 10 gün ya da 15 gün önce tüm arıları kontrol ettim. Hepsinin anası, bacısı, dedesi, nenesi var. Hemen şu yandakine geçeceğim. Bakın şimdi. Hep güzel arılarımız yok. Bu yandaki herhalde birleştirdiğim bir arı. Ana kaybetti. Evet. Başka bir arıyla birleştirdim. Şurup vermiştim. Bak şurubunu almış. Demek ki adam olmuş bu da. Güzel. İzlenimimiz güzel. Bunu bile sarmayacağım yani. Hiç içinde öyle yoğun bir arı yok. Normalde bu arı başkasında olsa bunu sarar, sarmalar. Bakın burada doğru bir arı yok. Burada da yok. Hani bunu şeye alabiliriz aslında. Ufak bir poşete alabiliriz.
harbiden arası azmış yani. Bayağı azmış. Burada bir arısı var ama çok müthiş bir yavru atmış yani. Şunu görüyor musunuz? Az olmasına rağmen şu arının attığı yavruya bir bakın. İşte bu bakımın farkı. Demek ki arı üşümüyor arkadaşlar. Bu yavruyu bakabileceğine inanıyor ki bu yavruyu atıyor. Şimdi bunu çerçevelerini mesela eksilteceğim. Yani gezmesin sağda solda. Orada ya bunlar aslında eksiltme sebebim de. Kalsa da bir şey olmaz yani. Arıyı sıkıştırdım. Bunları şimdi daha güçlü arıların yan tarafına vereceğim. Yesinler. Aslında buna çok güzel şey var. Açık bal var bakın. Bu çerçeveyi ne yapacağım? Şuraya uzak noktaya koyacağım. Bunun balını taşısınlar, yesinler. Taşısınlar diye koymuştum. Burası sırlı. Bunu biraz zor taşır bu arkadaşlar. Öyle sırı çözüp taşımak kolay değil bu mevsimde. O sır çözme işi her arının harcı değil yani. Şimdi bir kapatayım da zayıf olduğu için yağma binebilir. Buna da yine ufak bir kek atacağız. Hem oradaki balını taşır hem kekini yer, zaten bu arıya bu yeter. Bilmiyorum, vakit bulabilirsem bir strafora aktarayım diyorum ama bu tip şimdi arılarda şöyle bir problem var. Şimdi bunu strafora aktarıyoruz, bu arıyı. Bakın zaten girişlerini yapmışız minnacık. Şimdi yandaki kovan da aynı, oradaki kovan da aynı. Böyle benzer kovan olunca yanında arı bu kovanı tanıyor. Şimdi gelip bunu strafora koyuyoruz. Tamamen değişik bir kovana koyduğumuzda tarlacı arıları yandaki kovanlara gidiyor. Bakıyor bu kovan bizim kovanımız değil. Sağa sola tarlacı arı bindiriyor. Böyle olunca da zaten bu arının mevcudu az. Bir de tarlacı kaybediyor. Eşşi ol eşek. Şuna bir bakın ya. Bu da benim peşimi bırakmıyor. Ben neredeysem benim ayağımın dibinde geziyor. Bir gün üstüne basıp bunu öldüreceğim. Allah'ım yarabbim. Dediğim gibi bazen değil de muhtemelen olan olay, sağa sola gidiyor arı. Yani şu arkadaki gibi yeşil renkli ya da beyaz benim strafor kovanların tamamen farklı bir kovan. Öyle olunca zaten az olan bir arı kaybı yaşıyor. Onun için böyle yakın yakına aynı kovan olduğunda ben aktarmıyorum arkadaşlar. Ne yaparız? Belki buna işte hani bu arıya strafor mıtrafor gibi bir şey koyulabilir ama çıplak strafor koymayın arkadaşlar. Ama yani bunun burada biraz önce gördüyseniz zaten kütük gibi bir baldı çerçevesi var. Yani buna mesela ben strafor koymak yerine şöyle çok iyi balı olan bir arıdan full, dipten başa sırlı, çok güzel stoklu bir çerçeveyi bunun son çıtası olarak buraya indirdik mi alsana strafor. Strafor'un babası yani. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.